kimi için mutluluk zamansız bir ölümün peşinde olmaktır. Ben senin neyin peşinde olmam gerektiğini bilmiyordum. Bir suçluluk duygusuyla savrulup duruyordum. Amirim, işte şu tarafta. Şurada, ileride. Yabancı biri. Bu mevsimde turist olamaz. İyice bir ara üstüne bakalım. Neredeyse şarjörü üstüne boşaltmış. Kimlik çıktı amirim. Etrafı araştırın. Bakalım boş kovan bulabilecek misiniz? Biz de yemek yiyoruz arkadaşlarla. Adam sürekli bana bakıyor. Kesiyor beni. Güldüm içimden. Saçımın peruk, bir göğsümün alınmış olduğunu bilse yine de öyle iştahla bakar mıydı acaba? Ama gözü dönmese bir şey fark etmez. Cep telefonumun faturası çok geldi bu sefer. Ben hiç almadım cep telefonu. Bana lazım olmaz ki. Ne yapacağım? Elim ayağım kesildi. İlaç hızlı mı akıyor mu? Küpemin tekini kaybettiğimi sanıyordu. O halkaları mı? Yazık. Ha yok canım, buldum sonra. İnanmayacaksın, tencereye düşmüş. Verilmiş sadakan varmış. Zaman geçmek bilmiyor bir türlü. Ay, zaman geçmek bilmiyor bir türlü. Zaman benim için de geçmek bilmiyor. Yani? Geçmek bilmeyen zaman için çok güzel bir saat kullanıyorsunuz. Ama benim zamanımı göstermiyor artık. Adamın biri kasabasına, ailesinin yanına dönecekmiş. Oturmuş, otobüsün saatini beklerken seksek oynayan bir kızı seyretmeye başlamış. Bir rüya kadar güzelmiş küçük kız. Adam zamanın nasıl geçtiğinin farkına varmamış. Neden sonra saatinin durduğunun farkına varıp hareket etmekte olan bir otobüse atlamış. Ancak bu otobüs saatler önce kalkan ve o adamın kasabasına giden otobüs değilmiş. Adam zamanın oyununa uyup bir başka şehirde inmiş otobüsten. Hoş olanı, onu orada bekleyen yeni bir aileyle karşılaşmış. Ve adam yeni ailesiyle mutlu bir şekilde hayatını sürdürmeye devam etmiş. Garip bir hikaye.
Çok saçma. Reçetenize bakabilir miyim? Tamam, teşekkür ederim. Oğlunuz mu? Kaç yaşında? 17 yaşındaydı. Hemşire hanım. Bitmiş. Teşekkür ederim. Gidin oksijen bassınlar. İlginç bir sohbetti. Sinan, iyi misin? Bilmiyorum. Biraz konuşabilir miyiz? Konuşmuştuk. Bir kere daha konuşamaz mıyım? Filiz, bu konuşmalar daha da kötü hissetmeme neden oluyor sadece. İstediğin bu mu? Değil. Ben bizden söz ediyorum. Biz mi? Biz 3 kişiydik. Şimdi? Şimdi... Bizim için bir gelecek yok artık. Bunu sen söylemiştin. Ama ben... Ben de iyi değilim. Hem de hiç iyi değilim Sinan. Sinan, telefon sana. Kim? Tedavi arkadaşınmış. Efendim? Kim? Evet, şaşırdım biraz. Nasıl? Bir şey mi vereceksiniz? Şimdi mi? Teslim etmem gereken bir iş vardı. Neden olmasın? Adres neydi? İyi akşamlar. Buyurun. Sizi bekliyorduk. Buyurun. Arayacağını söylemiştin ama bir saatte bekliyorum. Neredesin? Buyurun. Buyurun. Ah, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Kumar oynamaya geldiysen tam yerindesin. Ben mi? Hayatımda hiç cesaret edemedim. Kumar adrenalini yükseltir. İnsan gerçekten yaşadığını hisseder Sinan Bey.
Adımı biliyorsun. Hemşireden öğrendim. Gerisi çok kolaydı. Vergisini ödeyen her namuslu vatandaş gibi senin de kaydın her yerde var. Adımı merak ediyorsan Mahmut. Mahmut Saygıner. Hadi işinin başına. Çıkmıyor işte. Mahmut. Bekleyeyim mi seni? Bekleme. Beş numaralı masa. Siyah ceketli, bıyıklı olan. Onu usulünce alın, hile yapıyor. Masa 5. Hile yaptığını nasıl anladınız? Kağıda tırnak atıyordu. Karıştır. İyice karıştır. En büyük kağıt hangisidir? Kupası mı? Seç bir tane. Hadi seç. Kupas. Ama siz de hile yaptınız. Olabilir. Gitmedi mi? Ama bu benim işim. Hadi çıkalım buradan. Dün yine kaçırmışız ayı. Gittik eve, yengem bastı kuzu. Dertli, kederli tipler. Yaşamdan beklentileri bu muydu? Hiç sanmam. Ama en azından göründükleri gibiler. Yani yamuk değiller. Hayatım boyunca yamuklarla uğraştım. Belki ben de yamuğum da ondan. Ölüme. Neden yaşamadı? Aynı kapıya çıkardı ondan. Söyle ne var? Ne işe yaramaz adamlarsınız yahu. Hayır istemiyorum. İstemiyorum dedim. Bırakın aramayı artık. Vazgeçtim. Bulunamadı, bulunamadı. İstemem dedim. Beceriksiz herifler. Canımın içi. Sevgilim. Oğlun ne zaman öldü? 2 yıl oldu. Neden sordun? Hastalığının sebebi bu. Biliyorsun değil mi? Seninkinin sebebi ne? Yamukluk. Ağır ol. Kendini öldürmek mi istiyorsun? Ölmek mi? Sadece felekten bir gece çalıyoruz. Herkes sevdiğini öldürür. Ben kendimi sevmem ki öldüreyim. (Gülüyor)
Seni bunun için çağırmıştım. Bu yalan makinesi senin. Al. Tepe tepe kullan. Hadi al. Şiddet. O ne Celal ayol? Ne kadar ışın bir erkek bu. Ay vallahi. Onu da al gel canım. Aman aman ne yapayım ben onu. Biz seninle idare ederiz şekerim. Geç kaldınız biraz. Mahmut Bey yok mu? Onu özel odaya aldık. Sizi de oraya alacağım. İlaçlarınızı hazırlatayım. İyi misin? Yorgun görünüyorsun. Usandım. Saat için teşekkür etme fırsatı bulamamıştım. Ortadan kayboldun o gece. Ne? O çıktığımız gece sen birden kayboldun. Boş ver o geceyi. Senin hiç çok yapmak istediğin ama yapamayacağını bildiğim bir şey oldu mu? Bilmiyorum. Olmuştur. Olmuştur ne demek? Oldu mu? Kusura bakma. Kusura bakma. Alo. Alo. Duyamıyorum. Alo. Alo. Lanet olsun. Yapmam gereken çok iş var. Vaktim yok, vaktim yok, vaktim yok, vaktim yok. Salak gibi burada oturmuş. Haber bekliyorum. Ne oluyor? Sakin ol biraz. Şunu çıkarabilir misin? Ben mi? Neden? 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 Ne yapıyorsun? Sakin ol. Neden? Abi duyuyor musun? Hayır, bugün hiç uğramadı. Yok dedim size.
Saat kaç oldu? Neredeyse ikindi okunacak. O kadar uyudun mu ben? Evden kovuldun galiba. Hastanede çantanı unuttun. Kapıyı çaldım. Açılmayınca belki de yardıma ihtiyacım vardır diye içeri girdim. Yardıma ihtiyacım var diye ha? Müneccim misin sen? Aa, biri aradı seni. Sonra ben de telefonu açmak zorunda kaldım. Bir iz mi bulunmuş ne? İz mi bulunmuş? Palavra. Aldırma. Ben artık ne yapmam gerektiğini çok iyi biliyorum. Kararımı verdim. Ölüm seni korkutuyor mu? Ölüm mü? Ben kendimi öldürmeyi bile düşündüm. Cem yüzünden mi? Anlatsana. Oğlumu mu? Anlatamıyorsun değil mi? Suçluluk duygusu. Bunu hala hissetmen çok doğal. Çünkü insanın içindeki suç hücrelerini yok edecek bir tedavi henüz bulunmadı. Hadi gel biraz hava alalım. Ne oldu? Evime bana yardım etmek için girmiştin değil mi? Evet. Yardım et o zaman. Öldür beni. Şaka yapıyorsun. Al şunu. Tetiği çek ve bitir işimi. Ciddisin sen. Delirdin mi? Evet. Diyelim ki delirdim. Al şunu. Hadi vur beni. Bunu ben istiyorum ben. Anlıyor musun? Bana iyilik yapacaksın. Bir yardım işte. Bir arkadaşlık. Hadi tut şunu. Yapamam. Saçmalama, yapamam. Yaparsın. Ben yapamam. Yaparsın. Herkes yapabilir. Ben yapamam. Kendim yapamıyorum aptal bırak, herif. Bırak. Aptal herif. Bırak beni. Böyle yaşamaktan usandım artık. Bu illet hastalığa yenilmeyeceğim. Anlıyor musun? Yenilmeyeceğim. Bir korkak gibi öldürmeyeceğim kendimi. Sen vur beni. Hayır yapamam. Hem korkaklıktan yapamam. Beni kurtar. Hem de bu illet hastalıktan kurtar beni. Yapamam. Yapamam. Kurtar. Yapamam. Kurtar. Sen de kendini öldürmek istediğini söyledin. Kendini suçlu hissettiğin için. Hadi al şunu. Gözlerini kapat. Bırak. Bas tetiği. Sonra çeker gidersin.
Kimsenin ruhu bile duymaz, tamam mı? Al tut şunu, hadi. Sen delisin, hem de zır deli. Sen de aşağılık bir korkaksın. İnanmıyorum. Öyle bir şey yapabileceğimi nasıl düşünürsün? Seni bir böcek gibi öldürürüm. Burada korkak bir köpek gibi geberirsin. Köpek sensin, korkak köpek sensin. Güzel. Ne kadar ciddi olduğumu anladın. Bırak şunu, ölmek istemiyorum ben. Biliyorum ama dediğimi yapmazsan sen öleceksin. Gebereceksin. Neler. Oğlunun ölümünden sorumlu olduğun için, aşağılık biri olduğun için gebereceksin. Gidiyorsun. Kımıldama. Ne var? Emin misin? Buldunuz nerede? Poyraz adamı. Kadere inanıyor musun? Seni öldüreceğimi mi sandın? Şunlar bugün çekilenler, bunlar da iki ay önce çekilmiş olanlar. Aralarında önemli bir fark yok. Yani hastalıkta bir ilerleme yok. Gerileme de. Tedaviye ara vereceğiz bu durumda. Ne kadar? Kontrol altında olacaksınız. İyileştiniz artık. Hadi, hayatın tadını çıkarın. Yavrucuğum bakar mısın? Bugün çok ağır geldi bu ilaç bana. Hızlı akıyor olabilir, bir bakayım. Şimdi nasıl? Daha iyi. Mahmut Bey'e bakmıştım. Gelmedi bugün. Günü değil miydi? Evet, günüydü ama gelmedi. Mahmut Bey'e bakmıştım ben. Mahmut Bey yok mu? İçeri gelin. Bir şey mi oldu? Mahmut Bey öldü. Bir cinayete kurban gitti. 2 hafta önce. Cinayet mi? Nasıl oldu bu? Poyraz Adada. Ölüsü bulundu. Kimin yaptığı bilinmiyor. Şu eşyalara yardım edin de indirelim. Nerede kalınabilir sakin bir yer? İleriden sola sapın görürsün. Böyle.
Filiz, inan bana Cem'i gördüm. Gördüm diyorum. Tamam, tamam. Nasıl istiyorsan öyle düşün. Hayır, kendimdeyim. Bilmiyorum. Tamam, 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 sen haklısın. Ben hayal gördüm o zaman. Ne? Ne zaman döneceğimi bilmiyorum dedim. Bizim buranın bağlarında. Teşekkürler. Rüstem, yatmayacağım mı daha? Yatmayacağım. Bu gece muhtarın beygiriyle randevum var. İnsan patlıyor sıkıntıdan burada. Siz içmeyecek misiniz? Bir cinayet işlenmiş burada. Ha, evet. Kimse inanmadı. 30 yıldır cinayet filan işlenmedi burada. Orada bitirmişler işini. Nerede? Pervanelerin orada. Adamı tanıyor muydunuz? İyi geceler. Merhaba. Çok değerli bir saat. Çalışmıyor. Camı da kırıldı. Görüyorum. Çalıştırmasına çalıştırırız da... bu kadrana bir cam bulmak zor. Uyduracağız bir şey. Sağ olun. Burada bir cinayet işlenmiş. Ben seni sonra ararım. Görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Bir dakika. Bir dakika. Ne oluyor? Bekle. Kusura bakma, uyandırdım galiba. Dışarıda sizi bekleyen biri vardı.
Sinan Bey. Evet. Sinan Bey, sizden özür dilemek istedim. Oğlum adına. Dün tatsız bir kaza geçirmişsiniz. Ya evet. Sizi orada öylece bırakmış. Korkmuş galiba. Şimdi de suçluluk hissediyor. Yo, suç bendeydi. Her neyse. O daha çocuk sayılır. Onun adına sizden özür dilemek istedim. Bugün yine gördüm onu. Biliyorum. Kaçmış sizden. İyi günler. İyi günler. Demin görüştüğüm hanımın adını soracaktım. Aslı Hanım. Otel işletiyor. Otel mi işletiyor? Adı ne? Dejavu Oteli. Dejavu mu dedin? Evet. Dün konuştuğumuz adam vardı ya. Ölmeden önce o otelde kalıyordu. Boşadığınız var mı? Deniz gören bir oda. Bu bir oyun mu? Adınız, soyadınız, mesleğiniz, mutlu musunuz? Adım Sinan. Sinan Tezcan, mimarım. Nihayet karşılaştığımız için de mutluyum. Kesin yanıt. Harika. Osman Hakim. Siz onun kusuruna bakmayın kuzum. Hadi ben mutfağa, mezeler bekler. Her geleni böyle kaydeder misin? İlginç bulduklarımı. İsterseniz alabilirsiniz. Artık odama çıkabilir miyim? Restoranımız yan taraftadır. Afiyet olsun kare, afiyet olsun. Şimdi mi yapayım yoksa biraz sonra? Daha sonra. Tamam. Önce bize bir ahtapot salatası olmalı. Olur, sıcak olarak bir kalamar falan yapacağım. Tamam, kalamar, midye. Tamam, hemen. İyi akşamlar. Erkencisiniz bugün, buyurun. İyi akşamlar. Amirim, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Oturun lütfen. Sinan Bey, hoş geldiniz. Rahatsız olmayın lütfen, oturun. Buyurun. İşim çok, oturmayayım şimdi. Adınızı otel defterinde görünce şaşırdım. Ne getireyim size? Ne istersiniz? Tercihi size bırakıyorum. Peki. Konuğumuza hoş geldin demeye geldim. Komiserimiz. Hasan. Sinan, memnun oldum. İzninizle. Adayı beğendiniz mi? Evet, güzel bir yer. İş için mi buradasınız? Yok, hayır. Yani tam öyle denemez. Bu mevsimde adanın çok güzel bir yer olduğunu duymuştum. Anlıyorum. Kasabamızın mümtaz şahsiyetleri her gece burada toplanırlar.
Ama beylerin çoğu Aslı Hanım'a duydukları hayranlıktan buraya gelirler. Sinan Bey meslek nedir? Mimarım. Güzel meslek. Özel mezelerimizden getirdim sizi. Özür dilerim, rahatsız ettim. Size iyi mevsimler. Aldırmayın siz onu. Ne haber koçum? Gel otur biraz. İşim var. Ne işiymiş bu saatte? Gel otur ya, bizimle. Ya işim var dedim. Bakabildiniz mi saate? Yepyeni oldu. Kadranına cam da uydurdum. Günaydın Sinan Bey. Cinayete kurban giden o kişi hakkında sorular soruyormuşsun. Nereden tanıyorsun onu? Arkadaşımdı. İyi o zaman. Gidelim de merakını giderelim. Burası neresi biliyor musun? Cinayetin işlendiği yer olsa gerek. Ya, nereden bildin? Kaldığın pansiyonda söylemişlerdi. Doğru. Gel bakalım. Cesedi işte orada bulduk. Adli rapora göre biz bulmadan 48 saat önce öldürülmüş. Ardı ardına ateş edilmiş. Katil çok öfkeliymiş anlaşılan. Araştırma sürüyor. Ama fazla bir ipucu bulamadık. Kim takar adalı bir memurun araştırmasını? Herifler doğru dürüst bir bilgi bile yollamadılar. Mahmut Saygıner. Kirli işlere bulaşmış biri. Vurulmasa da ölecekmiş zaten. Hastaymış. Hepsi bu. Onun için arkadaşım dedin. Nereden arkadaşın? Arkadaşım işte. Kumardan mı? Alacak, verecek. Öyle bir şey mi? Hayır, ilgisi yok. Ne o zaman? Bir mimarın bu alemle ne ilgisi olabilir ki? Sadece bir rastlantı söyledim size. Söyledin ha, söyledin. Beni iyi dinle şimdi Mimar Bey. Ben de şimdi sana ne yapacağını söyleyeceğim. Buradan gideceksin. Hem de hemen. Neden dersen, onu senden başka kimse aramadı. Hiç kimse, anladın mı? Çek git buradan. Yani toz ol. He, bilirsin, katiller cinayet mahalline geri dönerlermiş. Yeni cinayetler işlemek için. Adamı öldürdüysen kurtuldun işte. Başına başka dert açma. Ben sıkıyorum Aslı'mu. Bu akşamki yemeği unutmayasın. Hiç unutur muyum Tasula? Yunanistan'dan akrabalar geldi. Hepsi de eski adalı. Ah kayınbeyi. Korkuttunuz beni.
Özür dilerim. Ben ayrılmak zorundayım. Öyle mi? Daha kalacak gibiydiniz. Adamınızı sevmediniz mi? Hayır. Dönmem gerekiyor. Hoşçakalın. İyi günler. Bende size ait bir şey var. Nereden buldunuz bunu? Size söyleme fırsatı bulamadım. Mahmut arkadaşımdı. Mahmut'u nereden tanıyordunuz? Tedaviden. Birlikte tedavi görüyorduk. Çok mu hastaydı? Ölmek üzereydi. Benden söz etti mi hiç? Hayır, ama her yerde seni arıyordu. Fotoğraf? Onun öldüğünü duyduğumda ne olduğunu öğrenmek için adaya geldim. Gelmeden önce fotoğrafı onun evinden aldım. Daha doğrusu çaldım. Ne? Çaldınız mı? Neden? Bilmem. Önce basit, duygusal bir hırsızlıktı bu. Sonra adaya gelip seni görünce... Vapura sizinle konuşmak için bindiğim halde uzun süre saklandım. Cesaret edemedim. Şimdi de geldik. Ben bu vapurla adaya dönmek zorundayım. Osman Mahmud'un oğlu mu? Osman benim oğlum. Geldiniz. Doldur. Sen niye yemiyorsun? Yesene bre nikaki. Bak bütün bunları senin için yaptım bre pasam. Uyu yavrakim, uyu oğlum benim. Bunun sevgilisi yok mu bre? Sen ne evlenmedin Virasli? Bak benim ikinci oldu. Eleni, miksaj sistemi onosu telefonu pari. Endaksi, miniyasis. Çok güzel ama ben de böyle yemekleri yiyecek diz kalmadı. Ama benim seni ısırmak için daha dişim var. Aman sen de Anesti. Bu yanda sahizle mi dedik? Hoş gelmişsiniz Galip. Buyurun oturunuz. Hadi vre içsenize. Dönenlerin serif.
serefine. Dönenlerin serefine. Yasa. Kalanların serefine. Gidenlerin serefine. Katıbı minan estiniyatus. Yasar. 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 Ben 20 yaşındayken... İşte lefteri ve ben. Elenica, 7 yaşındayken bunu Niko'ya göstermeliyim. Nikaki, Nikaki. Antika mı? Hı hı. Bakabilir miyim? Her gün kurmak mı gerekiyor? Evet. Ne oluyor Osman? Hiç, bakıyorum anne. Hadi okula geç kalacaksın. Tamam anne. Benim için bir şey yapar mısın? Ne olduğuna bağlı. Tamam de, tamam de. Yapabileceğim bir şey mi? Ne kadar soru soruyorsun, tamam de işte. Tamam. Osman, geç kalacaksın. Tamam anne. Saat 1'de okul çıkışında bekle beni. Sözünü tuttun. Tutmayacağımı mı sandın? Ne bileyim, emin değildim. Hadi gidiyoruz. Nereye? Sır bu. Aramızda kalacak bir sır. Bununla mı? Korkuyor musun? Yok. Sadece... Doğru söyle, korkuyorsun değil mi? Korkma, hadi bin. Hadi! Acele etme. Önce bu sınavı atlatacağız. Çok tehlikeli bir şey bu yaptığın. Değil. Bak. Yapma, çocukluk ediyorsun, yapma. Korkuyorsun. Yapma. Yaşasın, korkuyorsun. Bak. Bak. Yapma Cem. Uçuyorum. Cem lütfen yapma. Cem. Kıpırdama. Kollarını gevşetme, uçuşa geçeceğiz. Lütfen. Lütfen. Şaka şaka. Başım döndü biraz. Çok...
Çok mu korktun? Sınavı kaybettik ha? Kazandın. Hiçbir şeyden korkmayanları sevmem. Gel. Nereye geldik? Kimin bu ev? Gelsene. Hadi. Şimdi benim filmimi çekeceksin. Ben mi? Evet, sen bunun için seçildin. Hadi, o kadar zor bir şey değil. Monitöre bakıp parmağını bu düğmeye basacaksın sadece. Dur, basma daha. Bu kadar zor olacağını bilmiyordum. Heyecanlanacak bir şey yok. Bu senin filmin. Ve söyleyeceğin her şey aramızda kalacak, sır olarak. Seni bir yere daha götüreceğim. Nereye? Arkadaş değil miyiz? Arkadaşız. Yürü o zaman, gidiyoruz. Kaç zamandır orada duruyor. Neresi burası? Bekle, göreceksin. Macera devam ediyor. Gel. Neredesin? İşte. Burası da benim mağara. Beğendin mi? Ha? Harika değil mi? Çok güzel. Burası terk edilmiş. Yıllardır kapalı. İçer miyiz? Neden olmasın? Hop, hızlı gidiyoruz. Hop, Zeynep yayamaz. Ay! Bırak tasımı, ben hallederim. İhtiyarlık kale. Ben eskiden böyle miydim zannım? Ah, bana Cem diye bağırdın. Hı? Motosiklette. Bana Cem dedi. Oğlumun adıydı. Ne oldu? Öldü. Aranız iyi miydi? Senin babanla aran nasıl? Onu hiç merak etmiyor musun? Sarhoş oldun galiba. Hayır. Bak. Dümdüz yürüyor. Sarhoş. Marhoş değilim. Sarhoş.
Marhoş değilim. Sarhoş değilim. Cem burada yaşasaydı ne yapardı? Ne yapardı? Burada. Senin gibi bir arkadaş bulurdu. Sonra bir motosiklet alırdı kendine. Sonra? Sonra gizlice buraya gelirdi seninle şarap içmeye. Atladın. Atladın mı? Bana doğduğu evi göstermedi. Ama onun için bu adadan uzaklaşman gerek. Benim de istediğim bu işte. Yavaş. Osman. Nerede kaldın sen? Gezdik biraz anne. Yani erkek erkeğe. İçki mi içtin yoksa? Ah. İçki mi içtik biz yoksa? Annen merak içinde kaldı koçum. Sana ne? Sana ne? Ben annemle konuşuyorum. Hemen yukarı çık. Çocuktan başka içecek adam bulamadın mı? Çocuk değilim ben. Osman sesini kes ve yukarı çık. Hemen. Hadi. Sırrımızı sakın unutma. Bakıyorum burada yeni ahbaplıklar ediniyorsun. Neymiş aranızdaki bu sır? Bu seni hiç ilgilendirmez. Ya öyle mi? Tamam uzatmayalım artık lütfen. Bu adada olan biten her şey beni ilgilendirir Mimar Bey. Ben çıkıyorum. Gördüğüm kadarıyla Hasan Bey'in üzerinizdeki etkisi çok büyük. Bu sizin üstünüze vazife değil. Ben burada doğdum. Bu yatakta, bu evde. Beni annem doğurdu. Yani tek başına. Babam olmaksızın. Tasulhan Hazreti İsa'sı gibi. Mutluluğun 30 kilometre kare olduğunu bu adada öğrendim. Çünkü adı sularla çevrilir ve ne yapsa daha fazla büyüyemez. Buna isyan ediyorum. Bütün haksızlıklara isyan ediyorum, bu yüzden içim öfkeyle dolu. Bazen tüm haksızlıkları tek başıma karşı koyabileceğimi düşünüyorum. Saçmalık, biliyorum. Ama ben de böyle mutlu oluyorum işte. Dur. Ben Osman. Bu filmin yönetmeniyim. Merhaba. Merhaba. Nasıl yardımcı olabilirim? Bir evde ilanınız vardı. Hangisiydi acaba? Şaşırdın ha? Buyur. Telefonda konuşmak istiyorum demiştin. Otur önce. Enteresan değil mi? Bu gördüğün senin için yapabileceklerimin milyonda biri bile değil. Hasan Bey nedir bu oyun? Ne konuşacaksanız konuşalım. Hasan Bey mi olduk şimdi? Rica ederim. Güzel günlerimizin anısına.
Güzel gün falan bilmiyorum ben. Sözünü etmeye çalıştığın şey bir hataydı. Geçmişte işlenen bir hata. Oldu bitti. Sakin ol. Sen şarap seversin. İçince nasıl şarap gibi olduğunu da bu adada benden başka kimse bilmez. Otur. Gerek mahvoldu. Feda olsun. Ne istiyorsun benden? Seni istiyorum. Seni seviyorum. İç. İç hadi. Hayır, içmeyeceğim. Sakın dokunma bana. Tamam. Seni hep istiyorum. Hep birlikte olacağımız zamanı bekliyorum. Dayanamıyorum artık. Aklından bile geçirme. Dedim sana. O bir yanlıştı. Unut lütfen. Neden ama? Neden? Söyle bana neden? O herif yüzünden değil mi? Onun yüzünden değil mi? Benim ne çektiğimi biliyor musun sen? Neler çektiğimi? Ben sensiz yaşayamam. Yapamıyorum ki sensiz. Ona koşuyorsun, değil mi? Kolay gelsin. Sağ olasın. Aslı yok mu? Yok. Kayboldu. Merak etme canım, sigar orada da. Geldiğimi nasıl anladın? Hissettim. Eve tuttun demek. Satın aldım. Satın mı aldın? Hı-hı. Ama niye? Burada olabilmek için. Mahmut'u iyi mi tanıyordun? Çok fazla değil. Ama ölümünü araştırmak için buralara kadar geldin. Ne oldu ona? Kim mi öldürdü?
Onu her aklıma getirişimde yüzlerce kez öldürmüşümdür. Yüzlerce kez. Çocuk denecek kadar gençtim. Oysa hem yakışıklı hem de şeytan kadar zekiydi. Hiç kimseden duymadığım kadar güzel konuşuyordu. Ona tutulmuştum. Beni başka bir dünyaya taşıyacağını sanmıştım. O büyülü dünyaya. Beni içimdeki bebekle bırakıp gittiğinde dönecek sandım. Ama dönmedi. O zaman babamla kasabamızdan ayrılmak zorunda kaldık. Buraya geldik. Bu eve. Otel işine girişti babam. O ölünce de ben devam ettim. Sizi tanıştırmak için çağırdım. Müteahhit Mithat Bey, Mimar Sinan Bey. Memnun oldum. Nasıl, evden memnun muyuz? Evet, içeride usta var, ufak tefek onarım yapıyor. Hayırlı olsun. Sinan Bey, burada çalışmayı düşünür müsünüz? Tabii, çok isterim. Çok iyi, bir sürü iş var zaten. Kolay gelsin. Sağ ol, yukarıdan misafirin var. Demek buraya yerleşiyorsun ha? Evet. Sen benim kafamı fena karıştırdın. Vefakar dostum. Burada aradığımı buldum. Senden rica ettiğim şeye gerek kalmadı. İmza Mahmut Saygıner. Kart adreste seni bulamayınca geri geldi. Neymiş senden rica ettiği şey? Buraya bunun için mi geldin? Burada soruları ben sorarım. Neymiş senden rica ettiği şey? Hastaydı. İlaç istemişti. İlaç mı? İlaç ha? Söylediğine göre ilacı burada bulmuş. Ama kendisi de ölü bulundu. Üstelik kartın üstündeki yerde. Bu tuhaf bir durum değil mi? Ya ben sana ne dedim? Hatırla. Buradan git, başına dert açma demedim. Sen ne yaptın? Gitmek şöyle dursun, buraya yerleştin. Neden? Yasa dışı bir şey yaptığımı sanmıyorum. Ya, yapmadın demek. Doğru. Peki kimsin sen ya? Dur. Konuşma, kendime soruyorum. O adamın peşinden buraya geldin. Sonra gittin otele yerleştin. Değil mi? Orada otel sahibiyle Aslı Hanım'la arayı düzelttin. Onunla burada mı yatıyorsunuz? Çok ileri gidiyorsun. İleri mi? Anlamadım. Hazırlan! Yok ol! Bak, seni mahvederim ben, anlıyor musun? Anlıyor musun beni ha? Benim adım Hasan. Bırak. Ben malımı kimseye yedirtmem. Hasan'ın kadını yiyorlar dedirtmem. Yeter bu saçmalık. İşin gücün yok mu senin? İşim gücüm mü? İşim gücüm sensin lan. Anlıyor musun lan? Senden başka işim gücüm yok benim. O Mahmut denen arkadaşın gibi sen de faili meşhur olursun. Onun gibi cesedini delik deşik bulurlar. Bok yoluna gidersin, anladın mı lan? Bırak onu! Aşağılık herif! Çekil lan piç kurusu! Ben piç değilim! Hayvan herif! Çekil lan! Dokunma çocuğa, bırak! Açtır lan! Geberteceğim lan seni!
Bu herifin kıçında dolaştığını görmeyeceğim seni. Tamam mı? Bırak! Bırak! Osman! Osman! Oğlanı da üzdük senin yüzünden. Söylediklerimi sakın unutma. Ne? Mutluluk mu? Boş ver oğlum, mutluluk palavra. Gel gel. Hasan Korkmaz mutlu değil de ondan böyle tırsıyor derler sonra. Mutluluk ha. Bir maçta golü çakmak gibi bir şey. Kazanırsan mutlusun. Kaybedersen bok yedin. Şimdi kalenin önündesin. İyi bir top bekliyorsun. Bir orta geliyor 18'in dışında. Hafif ofsayttasın ama hakem görmez. Etrafta bir sürü kelle var. Sana engel olmak isteyen. Öyle dalıp öyle bir çakacaksın ki hiç kurtuluş olmayacak, anladın mı? Yani ölümüne. Osman burada mı? Ne oldu? Ortada yok. O kadar gecikmezdi hiç. Yağmur. Ne dedin? Hiç. Bir arkadaşın da falan olmasın. Gidebileceği her yere baktım. Bu yağmurda, o motosiklette. Korkma, başına bir şey gelmemiştir. Ne yapacağız şimdi? Sen otele dön, ben bakacağım. Nereye? Otele dön, bulacağım onu. Osman! Osman neredesin? Osman! Burada olduğunu biliyorum. Osman! Osman iyi misin? Nasıl buldun beni? Sen getirdin beni buraya, unuttun mu? Ben pis değilim. Tabii değilsin, değilsin. Pis kurusu değilim ben. Şşş, sıkma canını, onun derdi benimle. Geçti. Ben pis değilim. Geçti artık. Hepsi geçti, unut. İyi misin? Ben pis değilim. Şşş, şşş, tamam, geçti. Uyudu. Sen de çok yoruldun. Böyle bir yağmurlu geceydi. Cem'i kaybettim. Motosikletiyle kaza yapmıştı. Saçma sapan bir konu yüzünden tartışmıştık. Sen de beni buldun ha? Ne oldu?
O adamı çok mu merak ediyorsun? Hangi adam? Öldürülen adam. Geç otur. Başlıyoruz. Aslı Hanım yok mu? Annem çarşıda. Oda mı istiyorsunuz? Evet delikanlı. Bir oda. Adınız, soyadınız, mesleğiniz? Mahmut Saygıner. Serbest meslek. Bunu alabilir miyim? Otelimizin ikramıdır. Sağ ol delikanlı. Mutlu biri misiniz? Mutlu mu? Göreceğiz. Göreceğiz. Sağ olun. Kefal güzel mi? Kefal çok güzel. Atayım mı şu anda? Teşekkürler. Biraz sonra. Peki. Afiyet Sağ olun. Olsun. Teşekkürler. Gerçekten çok güzel. Çok bir şey lazım mı? Teşekkür ederiz. Aslan. Anne ben çıkıyorum. Tamam. Her şey çok güzel Aslı Hanım. Afiyet olsun. İstediğiniz bir şey var mı? Elbette. Beni tanıdın. Sen burada ne arıyorsun? Seni. Dur. Konuşmamız gerek. Adamıza hoş geldiniz. İlk ziyaretiniz mi? Öyle sayılır. Adınızı bağışlar mısınız? Mahmut Saygıner. Mahmut Bey, ne işle iştigal ediyoruz? Bak, bir şey öğrenmek istiyorsan açıkça sor. Neyi bilmek istiyorsun? Alınmayın hemen. Sadece hoş geldin demeye geldim. Dediniz işte. Hoş bulduk. Buraya gelmem sizi rahatsız mı etti? Evet. Rahatsız etti. Çünkü etrafa pis bir koku yayıldı. Öyle mi? Sana ne yapacağımı çok iyi bilirim. Hiçbir şey yapamazsın, anlıyor musun? Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Onun için şimdi uslu uslu masana dön. Niye geldin? Sizin için. Bizim için mi? Biz senin hayatında ne zaman var olduk ki? Yoksa birden aklına bunca yılın hesabını mı vermek geldi? Ne istiyorsun bizden? Geçmişimi. Başka türlü bir geleceğim yok benim. Sahip çıkman gereken o geçmişi yıllar önce sildim ben. Yok ettim. Oğlumu tanımak istiyorum. Onda kendimi görmek. Bizim geleceğimizde sen yoksun. O defter çoktan kapandı. Seni burada tutabilecek hiçbir şey yok. Son zamanlarda biliyor musun? Hep bu anı düşlemiştim. Bu karşılaşmayı, nasıl tepki vereceğini.
Hala çok güzelsin. Ve dışarıda koskoca bir hayat var. Burada olmaya hakkın yok. Git buradan. Yalvarırım, ne olur git. Artık vazgeçemem. Anne. Osman yukarı çık sen. Gel delikanlı, konuşalım biraz. Hayır. Osman yukarı çık dedim sana. Ne oluyor anne? Ne diyorsam onu yap, yukarı çık. Otur. Kim bu adam? Kim olduğumu söylemeyecek misin? Ben senin babanım. Anne. Ne diyor bu adam? Doğru mu bu? Yukarı çık oğlum lütfen. Sonra konuşuruz. Annenle hakkımda neler konuştuğunuzu bilmiyorum ama ben buraya sizin için geldim. Sizinle olmak. Seni tanıyabilmek için. Sen gerçekten benim babam mısın? Neden hiç gelmedin? Uzun hikaye. Artık buradayım işte. Sizinle birlikte. Senden nefret ediyorum. Osman. Sen bana çekmişsin oğlum. Dokunma ona. Yeter artık. Aslı, ben onun babasıyım. Dokunma bize. Sana söylemiştim. Seni burada tutacak hiçbir şey yok. Onu son görüşümdü. Orada o gece. Hayatımızı alt üst etmeye gelmişti. Ama annem tavrını koydu. Ertesi sabah da otelden ayrılmış. Hepsi bu. Ondan neden nefret ediyorsun? Babam olduğu için. Ama ona hiçbir şans tanımamışsın. O da bize hiç şans tanımadı ki. Yine mi mutluluk? Şapşallık etme. Mutlulukmuş. Hep varmak istediğin yere doğru gidersin. Bir yandan da orada aradığım şey var mı diye düşünürsün. Bir yere varırsın ama oranın varmak istediğin yer olup olmadığını bilemezsin. Aradığın şeyin ne olduğunu unutmuşsundur zaten. Vardığın yerde bulduğunla yetinirsin. Kimileri buna kader der, salaklar da mutluluk. Filiz? Hoş geldiniz, hoş bulduk. Hoş geldin. Başka bir yerde konuşalım mı? Peki burada yapabilecek misin? İyiyim burada. O kadın mı seni burada tutan? Seni tanıyorum. Bir süre sonra buradan da sıkılacaksın. Artık farklı. Bunları imzalaman gerek.
boşanma işlemleri mi? Kendine iyi bak. Sinan Bey, rahatsız etmiyorum ya. Yok, buyurun. Amirimi en son ne zaman gördünüz? Hasan Bey, birkaç gün oluyor, evime gelmişti. Onu biliyoruz. Ondan sonra hiç görmediniz mi? Hayır. Peki nereye gideceğini söyledi mi? Ya da ne yapacağını? Hayır, bir şey demedi. Ne oldu ki? Yok bir şey. Bu durumda zeminde üst katta 50'şer metrekare oluyor. Çok güzel. Duvarlar eski taş değil mi? Evet, zemin de ahşap. Hoş geldiniz Aslı Hanım. Hoş bulduk. İşinizi bölmüyorum ya. Estağfurullah. Madame Tassilo rahatsızlandı. İlaç aldım, ona gidecektim. Bugün beni aramadın. Bütün gün çalıştım, ne oldu ki? Hiç. Dün gelen kadın... Karım. Eski karım. Yani boşanıyoruz. Tahmin etmiştim. Komiser Hasan'ı arıyorlar. Yok olmuş. Nerede olabilir ki? Cehennemin dibinde. Otele de ikide bir gelip soruyorlar. Tasla, iyi misin sen? Aslına ilaç getirdim. Gel gel bak, Osman Akin'in çektiği film. İyiyim, iyiyim. Sinan Bey, otur otur, hoş geldin. Hani hastaydın? Bak bak, şimdi sen de çıkacaksın. Ateşin var senin. Yok hele, iyiyim. Durun size bir flamur yaparım. Otursan ben yaparım. Hayası yasin be Osman Akin. Sen bana bu güzellikleri yasattın ya. Allah da sana çok çok uzun ömür versin. Gidip Aslı'ya bir bak. Kalanların şerefine. Gidenlerin şerefine. Katıbı minan estini adı. Yata. Gel. Hayrola? Beni mi takip ediyorsun?
senin yüzünden oldu ha. Yok ya. Ben yap. Ne yapayım ben de. Bak bir de gülüyor ya. Ben kalıyorum. Tamam. Hadi görüşürüz. Selam. Bir şey mi oldu? Her şeyi anlattın mı bana? Neyi? Bana Mahmut hakkındaki her şeyi anlattın mı? Tabii. Emin misin? Eminim tabii. Benden bir şey saklama, doğruyu söyle. Her şeyi söyledim. Yalan söylüyorsun. Bırak beni. İyi değilsin sen. Nereye gidiyoruz? Sadece gidiyoruz. Bir derdin var senin. Anlat bana. Bilmiyorum. Nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Sadece anlat. Osman. Ne oldu Osman'a? Mahmut'un silahını buldum. Osman'ın odasındaydı. Mahmut'un öldürüldüğü silah. Biliyordun değil mi? Biliyordun değil mi? Onun Mahmut'u öldürdüğünü biliyordun. Biliyordun değil mi? Hayır. Evet. Hayır. Evet. Hayır mı evet mi? Hangisi? Biliyordun. Hem evet hem hayır. Bilmiyordum. Sadece bir sezgiydi. Korkuyordum. Bu sezgimin gerçek olabileceğinden korkuyordum. Şey bu. Denizin üstünde batan güneş mi yoksa mutluluk mu? Güzel bir şarkı. Gerçekten sadece bir şarkı mı? Yeni doğan güneş. Aynı güneş mi? Ya da söylenen şarkı. Aynı şarkı mı? Bilmiyorum. Ama sen bilmece değilsin. Benim için mutluluk sensin.
İzninizle. Ne oluyor? Ne oluyor? Arama yapıyoruz. Durumlar değişti. Ne durumları? Ne durumları? Amirimizi bulduk. Öldürülmüş. Bunun benimle ne ilgisi var? En son buraya gelmiş. Amirimizin cebinden çıktı. Bunu size daha önce de söylemiştim. Her tarafı iyice arayın. Ne bulmayı umut ediyorsunuz? Arama yapıyoruz. Neyi? Neyi? Amirim aşağısı temiz. Yukarı gelin, burayı da arayın. Ne arıyorsunuz? Sen şu odaya geç. Siz ikiniz şu odaya. Ne arıyorsunuz? Arama yapıyoruz. Böyle arama yapmaya ne hakkınız var? Cevap versenize, ne arıyorsunuz? Sus, işimize karışma. Ne arıyorsunuz? Sadece görevimizi yapıyoruz. Ne oluyor? Hoş geldiniz Aslı Hanım. Sizi beklemiyorduk. Komiser bulunmuş. Ölüsünü bulduk. Öldürülmüş. Ne duruyorsun? Aramaya devam et. Silahı arıyoruz. Belli mi olur? Bir yerden belki bir 9 kalibrelik falan çıkar. Bu çekmece kilitli amirim. Bulun anahtarı. Bir yerden mutlaka çıkacak. Burada bir anahtar var. Bakın bakalım, uyuyor mu? Uydu amirim, açıldı. Burada bir kutu var. Ver bakalım. Amirim senden şüpheleniyordu. Bunun gizlediği bir şey var der dururdu. Bunun ne olduğunu er geç öğreneceğiz. Katilin kim olduğunu da. Amirim, burada bir şey yok. Tamam, bırakın. Çöplükte bulduk. Martılar cesedini didik didik etmiş. Balistikten haber bekliyoruz. Büyük ihtimal aynı silahtır. Aslı Hanım çok üzüldü tabii. Amirime çok büyük bir sempatisi vardı. Orada ne vardı? O kutuda? Ben biliyorum. Gizleme benden. Gizleme. Tanrım. Ne olacak şimdi? Tanrım, ne olacak şimdi? Merak etme, her şey hallolacak. Gitmeliyim. Dur. Bırak. Kimse bir şey bilmiyor. Onya. Kimsenin bir şey bildiği yok diyorum sana. Bana ihtiyacım var. Bana ihtiyaç var. En çok şimdi var. Ben artık ne yapacağımı bilmiyorum. Hiç kimse hiçbir şey bilmiyor. Hiçbir şey. Git buradan. Buradan gitmelisin. Uzaklaş buradan hemen. Neden? Neden? Hep kötü bir şey olacağından korkacağım artık.
Git. Ne olur git. Gidemem. Gitmelisin. Gidemem. Neden? Çünkü seni seviyorum. Biliyorum. Ama bizim için burada bir gelecek yok. Kaçarız buradan. Sen, ben, Osman birlikte gideriz. Yaşananları değiştiremeyiz. Başka bir yerde yeniden başlarız. Ne olur anlamaya çalış. Her şey bitti. Bitmek zorunda. Sen buraya genç bir kızın fotoğrafının peşinden geldin. Ama ben o fotoğraftaki kız değilim. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Ben... Biliyorum. Sen bizim öykümüze çok geç girdin. Çok geç. Yarın Osman'ın doğum günü. Bu adaya gelişim sizin 18. yıl. Babam da bu adaya geldiğimizde bu kadar kalabileceğimi aklıma bile getirmemişti. Ama artık bir daha dönülemeyeceğini biliyorum. Gitmeliyim. Gitme. Kal orada. Kal öylece. Seni hep böyle hatırlamak istiyorum. Burada. Bu evde. Bir otomobil. Bir bilet. Gidiyorsun demek. Bu sana ait. Doğum günümüş. Senin için yaptım. Seni kurtarmak için. Peşini bırakmayacaktı, anlamıyor musun? Hiçbir şey yapamazdı. Çok safsın. Ne yapıp edip işini bitirecektin. Ben gerekeni yaptım. O layık olduğu yerde. Ya Mahmut? Bilmek mi istiyorsun? Hadi be kardeşim, yürü.
Merakını yenemedin değil mi? Niye yaptın Osman, niye? Babam olduğu için öldüm. Babam olduğu için. Anlamıyorum. Hayatta en merak ettiğim kişi karşıma çıkıvermişti. Babam olduğunu söyleyen kişi. Onu tanımak. Mutluluğun ne olduğunu sormak istiyordum. Küçük bey mutluluk arıyor ha? Sana bir teklifim var. Benimle gel. Bambaşka bir hayat yaşatırım sana. İstediğini yaparsın. Olmaz. Annemi bırakamam. Emin misin? Kesinlikle. Seninle hiçbir yere gitmem. Çek şunu gözümün önünden. O zaman konuşabileceğimiz daha sakin bir yer söyle bana. Rahatsız edilmeyeceğimiz bir yer. Merak etme. Ondan sonra hayatından tümüyle çıkacağım. İşte o zaman burası aklıma geldi. Motosikletle geldik. Çok güzel bir yer dedi. Tam aradığım gibi. Etkileyici. Sonra bana uzun uzun baktı ve... aslında seninle iyi anlaşabilirdik. Çekmeye devam ediyorsun ha? İyi o zaman. Şimdi söyleyeceklerimi de kaydet. İnsan yaşamının bir noktasında çok önemli bir karar vermek zorunda kalabilir. İşte ben de bu karar noktasındayım. Ve sen de bana yardım etmelisin. Birden içime bir korku girdi. Nasıl yardım edeceğim diye sordum. Bununla. Bununla. Bu silahla beni vuracaksın. Bu kadar basit dedim. Şaşırmıştım. Ne yapacağımı bilmiyordum. Sonra yaklaştı bana. Benden nefret ettiğini söylemiştin. İşte sana fırsat. Nefret etmiyor musun benden? Senden nefret ediyorum. Ama böyle bir şey yapamam. Katil değilim ben. Ne o? Korkak mısın diye sordu. Korkak değilim dedim. Korkak değilim. Al şunu. Çek tetiği, bitir işimi. Hadi. Nefret ediyorum demek kolay. Kaşıma geçmiş bana hakaretler yağdırıyor. Hani benden nefret ediyordun piç kurusu? Hadi sene. Baban karşında. Piç kurusu. Al şunu. Çek tetiği, bitir işimi. Piç kurusu. Bitir işimi. Seni gerçekten götüreceğime mi inandın? Senin gibi bir piçi yanıma alacağım ama. Ben piç değilim. Ben piç değilim. Ağlama. Ne olur ağlama. Ağlama. Ben piç değilim. Unut olanları. Hepsi geçti. Hepsi. Unut olanları. Ben piç değilim. Hepsi geçti. Hepsi geçti. Hepsi. İnan bana. Nasıl inanayım? Buradan gitmek isteyen sen değil miydin? Bizi terk eden. Sana güvenmiştim ben. Aramızda sır tutuyordun. Bir baba oğul gibi. Bana inanabilirsin. Hayır. Sen de buradan gidiyordun. Bize sahip çıkacağını düşünmüştüm ama gidiyordun onun gibi. Sen de onun gibi bana baba olamadın. Bana baba olamadın. Öyle değil, öyle değil. Oysa sana o kadar güvendim ki. Senin oğlun olmayı o kadar istedim ki. Yapma Cem. Ama sen kaçıyordun. Cem. Bizi terk ediyordun. Bana baba olamadın. Cem ne olur yapma. Seni öldürdüm.
kimi için mutluluk, zamansız bir ölümün peşinde olmaktır. Bense neyin peşinde olmam gerektiğini bilmiyordum. Bir suçluluk duygusuyla savrulup duruyordum. Sonra bir fotoğraf. Hiç farkında olmadan sürekli aradığımı bulunca anladığım genç bir kadının fotoğrafı. Sonra bir mucize. O küçük kaza ve oğlumun dirilişi. Mutluluk buydu işte benim için. O küçük kaza. Ben yatıyorum. Osman. İyi geceler oğlum. İyi geceler anne.